Arkadaşlar, herkese merhabalar. Serkan Dereli ben. Bugünkü ASP.NET MVC dersimizde kullanıcı giriş işlemine devam edeceğiz. Bugün şifre değiştirme ve oturumu kapat işlemlerini gerçekleştireceğiz. En son şu şekilde profil sayfasını gerçekleştirmiştik. Biz herhangi bir rezervasyon gerçekleştirme işleminde kullanıcının giriş yapmasını, yani hem rezervasyonlarını kontrol etme hem de rezervasyonu gerçekleştirme işleminde kullanıcının giriş yapmasını sağlayacaktık bu son durumda. Kullanıcı giriş yaptı. Giriş yaptığında her yönetim panelinde biz daha ileriki dersimizde daha profesyonel ve hazır template'lerle oluşturulan admin yönetim panelini kullanacağız. Onu MVC'ye nasıl oturtacağımızı göstereceğiz arkadaşlar, ama şu anda basit düzeyde bir tabiri caizse panel sayfası gerçekleştiriyoruz. Burada profil sayfası, profile geçiş, yani aslında bizim panelimizin ana sayfası. Şifre değiştir, oturumu kapat, rezervasyonlarım ve bir de burada araçlara geçiş sayfası var. Tabii linki yanlış vermişim. Bu şekilde değil de şöyle olacaktı, biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu şekilde olacaktı. Buradan rezervasyonlarıma tıklayınca kullanıcının giriş yapıp yapmadığı işlemleri kontrol ediliyordu. Giriş yapmışsa rezervasyonlarım sayfasında işte kullanıcının rezervasyonlarını gösteriyor idi. Giriş yapmamışsa direkt olarak girişe yönlendiriyordu. Tabii biz giriş yaptık. Şimdi nasıl bir sayfayla karşılaşacağımızı görelim. Evet, şöyle boş bir sayfa geldi arkadaşlar. Koddan buna bakacak olursak, koddan tabii bu reservation kontrolörü ile alakalı. Çünkü şuradan zaten görüyoruz, bakın reservation. Dolayısıyla reservation kontrolüne bağlı olarak reservation kontrolünde hangi metotlar oluşturulmuşsa onlara yönelik view sayfaları oluşturuluyordu, biliyorsunuz. Her kontrolörün de view klasöründe bir klasörü oluyor idi. Dolayısıyla işte home klasörü gibi görünüyor, ama home klasörü ne karşılık? Tabii ki bir controller. Customer bir klasör, çünkü sayfalar, view sayfaları action'lara karşılık oluşturuluyor. Şimdi reservation kontrolünden biz öncelikle hangi sayfaya yönlendirdiğimize bakacağız. Muhtemelen boş bir, evet. Şu şekilde index CS HTML view sayfam benim boş bir view sayfası. Dolayısıyla burada da boş view sayfasını görmemiz son derece normal. Daha biz burada customer'a gidelim. Customer profil. Evet, şuraya gidelim. Şimdi burada oturumu kapat işlemini gerçekleştirelim. Şuradaki şeyi de düzeltelim arkadaşlar. Linki de düzeltelim. Tabi bunun için Customer profil CS HTML linki düzeltmek için burada şöyle yapalım. Mesela reservation da aynı şekilde. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Index index, evet. Benzer şekilde burada da index diyeceğiz. Şöyle. Şimdi tekrar bakacak olursak profil. Evet, sayfa yenilemiş olduk aslında. Rezervasyonlarıma tıkladığımda gördüğünüz gibi reservation. Benzer şekilde araçların üzerine geldiğimizde de vehicle diye linki düzelttiğimizi görüyoruz. Şimdi oturumu kapat işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Customer'da çıkış diye bir metoda ne yapacak arkadaşlar? Gidecek. Controller'ımı açayım. Customer Controller. Aslında kodları burada şunu
Controller kapatabiliriz. Şöyle kapatabiliriz. Ya sadeleştirmek adına evet kaydı kapatalım. Şöyle şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Evet şimdi burada bir çıkış şeyi oluşturacağız. Metodu oluşturacağız arkadaşlar. Gene public action result çıkış herhangi bir parametre olmayacak. Burada tabii şöyle bir şey burada iki şekli var. Ben onu her ikisi de göstereyim. Hem session'ları teker teker temizleyebilirsiniz. Hem de tamamını temizleyebilirsiniz. Önce mesela session remove deyip işte hangi session'ı kaldırmak istiyorsanız mesela biz ne oluşturmuştuk? Girişte session TC oluşturmuştuk mesela. Onu kaldırıyoruz. Şu anda kaldırdık. Ama isterseniz session clear var mesela arkadaşlar. Clear ile bütün session'ları temizleyebiliyoruz. Tabii şu anda tekrar söylüyorum. Şunun altı kırmızı çizgili. Çünkü bir view sayfasına yönlendirme burada yapmak zorundayız. Ya yeni bir view sayfası yükleyeceğiz veyahut da yönlendirme yapacağız. Biz burada return'le yani buradaki işlemleri geri döndürmemiz gerekiyor. Aslında tabiri caizse geldiği yere geri göndermemiz gerekiyor. Onu da return'le gerçekleştiriyoruz. Redirect to action. Çünkü çıkış işleminden sonra ister istemez nereye gidecek arkadaşlar? Girişe gitmesi gerekiyor. Bu kadar. Şimdi tekrar ben yeniden tarayıcıya yükleyeceğim. Gene profilden yükleyeyim arkadaşlar. Profilden yükleyeyim. Boyut edecek çünkü şöyle en son şeyi açayım. Şimdi buraya gelecek. Geldiğinde ben bu sekmeyi yine kapatacağım. Evet geldi. Şunu kapatabilirim artık. Evet giriş sayfasına geldi arkadaşlar. Yeniden giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra çıkış işlemini gerçekleştireceğim. Evet. İşlemimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi oturumu kapat diyeyim. Bakalım. İşlemim gerçekleşmiş mi? İşlemim gerçekleşmiş. Şimdi customer profilde biz ne yapmıştık? Customer profilde şöyle söyleyeyim. Şuradan açayım ben. Bakın bu profili güncellemeydi. Giriş işlemi yaptığımda bakın session giriş null değilse bu işlemleri yapıyordu. Null ise girişe yönlendiriyordu. Dolayısıyla giriş yapmadığımız durumda ne yapacak? Buraya yönlendirecek. Şimdi ben tekrar girmeye çalışayım mesela profile. Bakalım girecek mi? Girmeyecek gördüğünüz gibi. Dolayısıyla session bulunmadığı için ister istemez buraya yönlendirecek. Şimdi tekrar giriş yapıp şifre değiştirme işlemini gerçekleştirelim arkadaşlar. Giriş. Evet, şifre değiştirme işlemi şifre değiştir. Customer'da şifre değiştir şeklinde bir neyimiz olacak? Metodumuzu oluşturacağız. Peki oluşturalım şimdi. Şifre değiştir. Şunu gene kapatayım ben. Şurada. Çıkışı da kapatayım. Tabii şifre değiştirme işleminde yine önce ekrana bir form yükleyeceğim. Dolayısıyla bir get metodu olacak. Daha sonra o formdaki bilgileri girip yani halihazırdaki şifre ve yeni şifreyi de iki defa girip dolayısıyla şifreyi o şekilde değiştireceğim. O da post yöntem olacak. Dolayısıyla burada iki tane şifre değiştir action'ı oluşturmuş olacağım arkadaşlar. Public action result şifre değiştir. Bu tabi get
metoduyla olacak olan arkadaşlar, şuraya get metodunu yazabilirsiniz isterseniz. HTTP get, evet şöyle onu o şekilde belledebiliriz. Şimdi direkt olarak şeye yükleyelim bunu biz. View sayfasını yükleyelim. Evet, kaydediyorum. Şimdi View sayfasını yüklüyorum. View sayfasını yüklüyorum. Add View'a tıkladım. Add View. Boş bir View sayfası oluşturacağım. Şifre değiştirmeyi giriş sayfasındaki formla benzer olduğu için oradan kopyalayacağım kodları. Evet, şifre değiştir. Empty. Herhangi bir model vesaire yok. Boş bir view sayfası oluşturacağım ama şuradaki giriş CSHTML'deki kodları oraya alacağım. Ona benzer bir tasarım oluşturacağım arkadaşlar. Evet. Boş şekilde oluştu ama ben şuradan kopyalayacağım. Şuradan evet, body kısmını olduğu gibi alayım ben. Şöyle body şifre değiştir. Evet, body'yi yapıştıracağım şimdi. Şöyle. Şimdi burada da link olarak profildeki linklerin aynısı olması gerekiyor. Şöyle onları da alayım. Şifre değiştir. Şöyle. Evet. View data olacak çünkü şifrenin değişip değişmediğini veya hatalı bir işlem yapılıp yapılmadığını burada göstereceğiz. Şimdi burada tabii ki şöyle bir şey olacak. Varsayılan şifre. Varsayılan şifre. Sonrasında TC kimlik numarası diye bir şey olmayacak arkadaşlar. Ne olacak? Mevcut şifre olacak. Şunu şöyle yapalım. Mevcut şifre. Biz burada şunu ismi massif diyelim. Evet. Massif. Şu zaten şifre, yeni şifre diyeceğiz buna. Buna esif diyelim. Yeni bir satır oluşturayım. Bu da yeni şifre tekrar olsun. Tekrar. Bu da ESF2 olsun arkadaşlar. Şunu da değişti yapalım. Evet. Şey bu. Şimdi müşteri şifre değiştirme sayfası. Evet, sonuç olacak. Linklerimiz olacak. Şimdi tekrar ne yapacağız? Controller'da yeni kodlar yazdığım için profili yeniden yükleyeceğim arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Tarayıcıya build etmesi açısından yeniden yüklüyorum. Tarayıcıyı şöyle açayım. Buraya yeniden gelecek zaten. Evet, şu sekmeyi kapatayım yeniden. Evet, yeniden giriş yapacağım. 1 1 1. İsterseniz 2 2 2 1 2 3 diye giriş yapalım. Evet, 2 2 2 1 2 3 diye giriş yapıyoruz şimdi. Yani TC kimlik numarası 222 olan müşterinin profiline yönlendirecek bizi. Evet, şu anda yönlendirdi arkadaşlar. Şifre değiştir. Linkine tıklayacağım. Şifremizi değiştireceğiz. Şifre 1 2 3'tü.
Şifre değiştir. Şu şeyi de yapalım. Stil ekleme olayını da yapalım buraya arkadaşlar. Şöyle stilimi buraya alayım. Kaydedeyim tekrar. Burada tekrar şey olacak. Aktif olacak. Profile yeniden giriş yapayım. Tekrar döneyim. Şifre değiştirdeki bu değişikliklerin aktif olmasını sağlayacağız şimdi. Tabi buradaki amacımız neydi? Bizim get yöntemiyle elde edeceğimiz view sayfamızı görmekti. Şifre değiştir view sayfasını görmekti. Şu anda onu görüyoruz. Mevcut şifremiz var, yeni şifremiz var ve yeni şifreyi tekrar gireceğimiz bir neyimiz var arkadaşlar? Form alanımız var. Bu bilgileri girdikten sonra değiştireceğiz. Tabii öncelikle buradaki aşama şu. Doğru şifreyi doğru girmiş mi? İşte 222 TC kimlik numaralı kullanıcı doğru şifreyi girmiş mi? Burada önemli olan şey bu. İlk etapta arkadaşlar. İstersek şey de yapabiliriz mesela profildeki. Hoş geldiniz 222'yi de alabiliriz mesela. Profilde mesela şurada bakın hoş geldiniz 222 tabi burada direkt modelden almış bizim şifre değiştirdiği işe herhangi bir model olmadığı için arkadaşlar buraya ben session'dan direkt alayım. Hoş geldiniz. At session neydi? Neydi? Çıkış yaptığımız session TC. Hemen yazayım. Session TC. Tabii toString yapalım. Evet. Şimdi hoş geldiniz 222 şeklinde görünmesi lazım. Tekrar şifre değiştire giriyorum. Evet gördüğünüz gibi hoş geldiniz 222 diye yazdı arkadaşlar. Şimdi ise artık post yöntemini yani bilgileri girip değiştire tıkladığımızdaki olacak olan olayları gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Tabi burada iki tane önemli koşulumuz var. Birincisi mevcut şifreyi doğru girmemiz. Birincisi önemli koşul bu. Sonrasında ise yani 222 TC kimlik numaralı kullanıcım öncelikle halihazırdaki şifresini veri tabanında kayıtlı olan şifresini doğru girmek zorunda. Önce bunun kontrolünü yapacağız. Sonrasında ise şu iki şifrenin uyumlu olmasına bakacağız. Yani kaç karakter uzunlukta işte karakter mi, numara mı, sayı mı bunlara bakmayacağız. Bunlara da bakılabilir ama bu ikisinin uyumlu olması bizim için burada önem arz ediyor arkadaşlar. Pekala, şimdi controller'da get yöntemini oluşturmuştuk. Şimdi sıra geldi post yöntemli action'ımıza. HTTP post diyeceğiz ve public action result şifre değiştir. Tabi bu kez metoda bilgiler gelecek. Formdan gelen bilgiler. Onları da form collection'la alalım arkadaşlar. Yine bilgi diyelim. 3 tane bilgi gelecek. Şimdi öncelikle şeyin kontrolünü yapalım. Tabi şuraya return view diyelim. Halihazırdaki şifre değiştir view'imize yönlendirsin sayfayı. Öncelikle tabi veri tabanındaki kullanıcıyı ve şifreyi kıyaslayacağımız için arkadaşlar önce şifreyi alalım. String TC eşittir session'da biliyorsunuz. Session. Session'ımızın adı da session alt TC. Tıpkı şeye yazdırdığımız gibi view sayfasına yazdırdığımız gibi TC'yi aldık. Şimdi de mevcut şifreyi alalım. Mevcut şifreyi alalım arkadaşlar.
O da string. Ona da sif diyelim. Eşittir. Tabii şifreyi biz işte 1, 2, 3 diye gireceğiz ama bunu 128 bit yani MD5'te şifrelenmiş halini biz veri tabanındakiyle kontrol edeceğiz. O nedenle önce dönüştürelim. Şeyimiz buradaydı. Get MD5 2 bilgi ve msif. Evet, bilgideki msif'i alacağız. ToString aldık. Şimdi kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Kontrolünü yapacağız. Var. Gene bir count tanımlayayım. Dönen değere göre 1-0. Yani where'le sorgulayacağız. Dönen kayıt sayısı kaç tane? Mutlaka bir tane olması lazım. Yani eşleşiyorsa, eşleşmiyorsa 0 olacak. Dolayısıyla ona göre işlemimizi gerçekleştireceğiz. DB TBL neydi? Müşteriler ver ile sorgulayacağım. Ver x eşittir x nokta TC kimlik eşittir TC ve x nokta şifre eşittir sif count sayma işlemi yapıyorduk. Özür diliyorum. Count. Evet. Tabii şu şeyi kapatalım. Sif'te kapatmışız. Tamamdır. X eşittir. X modelden alıyor tabii ki. XTC kimlik eşittir TC ve X şifre eşittir sif olacak. Tamamdır. Şimdi sorgulayalım bakalım. Eğer count büyük 0 ise. Evet. Count büyük 0 ise. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabii burada şöyle bir şey var. Else'yi de yapalım. Büyük değilse şifreyi yanlış yazdınız olması lazım. Hemen yazalım. View datamız neydi? Sonuç eşittir. Hata mevcut şifreyi yanlış yazdınız. Evet. Değilse şimdi de ne yapacak? Bu kez de yani artık ilk aşamayı geçtik. İkinci aşamada ise YSIF 1 ve YSIF 2 yani yeni şifrelerin doğru olması, uyumlu olması gerekecek. Onu da yine bir if koşuluyla yapalım. Bilgi YSIF 1 eşittir bilgi YSIF 2 ise. Evet. Tabi bunun da else'si var. Bunun da else'si var. Burada ne olacak arkadaşlar? Yeni şifreler uyuşmuyor olacak. Gene view data. Yine sonuç. Gene hata. Yeni şifreler uyuşmuyor. Evet, peki yeni şifreler de uyuşuyorsa o zaman değiştirme işlemini sağlayalım. Yeni şifrenin birini alalım. Şifre YSIF özür diliyorum yanlış oldu. String YSIF eşittir. Get yeni şifreyi ne yapacağız? 128 bittik. MD5'te dönüştürme işlemini yapmamız gerekecek arkadaşlar. Bilgi
Sadece birini almamız yeterli. Bir veya iki çok önemli değil. ToString. ToString. Aldık. Şimdi arayalım. TBL müşteriler. Müşteri diye arayacağız. Eşittir. db.tbl müşteriler nokta find metoduyla arama işlemi yapacağız. Aramayı TC'ye göre yapacağız. Çünkü TC'yi almıştık yukarıda. Şurada bakın. TC'yi aldık. Arama işlemini yaptık. Şimdi güncelleyelim. Müşteri nokta şifre eşittir y sif diyeceğiz. Şu MD5'e şifreledik. Şimdi tıpkı diğerlerinde olduğu gibi db nokta, yani diğer güncellemelerde olduğu gibi arkadaşlar, entry müşteri nokta state eşittir entity state nokta modified. Evet, modifiye ettik. Şimdi değişiklikleri kaydedelim. db nokta save changes değişiklikleri kaydettik. Şimdi de view data ile işlem tamam diye mesajımızı verelim. Sonuç eşittir. Tebrikler. Şifreniz değişti. Evet, dikkatli yazmaya çalıştım. Herhangi bir hata yapmamaya çalıştım. Bakalım hatamız varsa yine zaten çıkacaktır. Düzeltmeye çalışacağız. Kaydediyorum. Tekrar tabii ki derlemem gerekecek. Bunun için de yeniden profil sayfasından yükleme işlemini yapayım. Build olarak tabii ki sonucu görmem gerekecek. Şifre değiştir de view datayı yazdık zaten. Ben yine tarayıcıya geçeyim. Buraya gelecek. Geldiğinde bu sekmeyi kapatacağım. Evet, gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şunu kapatayım. Buradan tekrar profile şifre olmadığı için, yani session olmadığı için girişi yönlendirecek. Ben kullanıcılığı ve şifresini gireceğim. Ve profil sayfasına beni yeniden yönlendirecek arkadaşlar. Evet, girişi yönlendirdi. Yeniden giriş yapayım. 1 2 3. Gördüğünüz gibi şifremiz şu anda 1 2 3. Evet, şu anda giriş yaptık. Şifre değiştir diyelim. Şimdi 1 2 3'tü. Mesela 5 5 5 gireyim. 1 1 1. Özür diliyorum. 2 2 2 2 2 2. Yeni şifreyi TC'nin numarasıyla aynı değerde girdim ama mevcut şifreyi yanlış girdim. Bakalım bana hata verecek mi? Evet, mevcut şifreyi yanlış yazdınız. Şimdi mevcut şifreyi doğru yazayım ama yeni şifreleri uyuşmayacak şekilde yazayım. Bakalım yeni şifreler uyuşmuyor diye yine hata verecek mi? Evet, hata verdi. Peki mevcut şifreyi doğru gireyim. Şeyde şifrelerde 222 gireyim. Şöyle bakalım. Evet. Yine yeni şifreler uyuşmuyor diye yazdı ama tekrar bir deneyeyim. Burada 1 2 3 2 2 2 2 2 2. Evet. Şuradan bakayım. Data connection değişmiş mi? Zaten hepsi 1 2 3'tü. O nedenle 222'de eğer ki bir değişiklik varsa değişmiştir. Belki şey yanlış yazdırmış olabiliriz. Mesajı yanlış yazdırmış olabiliriz. Müşterileri açalım. Show table data.
Evet, yok, değişmemiş. Gördüğünüz gibi aynısı. Öyleyse kodumuzda bir hata yaptık muhtemelen. Bir bakalım. Bilgi ysif 1 eşittir ysif 2. Tamam. Eşitse bunlar birbirine bu işlemi yapacak. Eşit değilse şu işlemi, şu hatayı verecek. ysif 1, ysif 2. Peki şeydeki bilgilerden bir yanlışlık var. Yeni şifre ysif 2. ysif 1 miymiş? ysif 1 miymiş? Bakalım. ysif 1 değilmiş. ysifmiş aslında. O zaman şunu ysif 1 yapalım. Düzelsin arkadaşlar. Evet. Tekrar derlemeye gerek kalmasın. Bunu ysif 1 yaptım. Şimdi bu ysif 1'i buraya gönderecek. Peki şifreyi nereden alıyor? Ona bakalım. Tamam, ysif 1'den alıyor. Tekrar derlemeye gerek yok. Öyleyse direkt olarak çalıştırabiliriz şimdi. Tekrar profile gelelim. Evet, tekrar giriş yapayım. 1, 2, 3. Evet, şimdi şifre değiştir. Evet, tekrar giriyorum. 1, 2, 3. 2, 2, 2. Şöyle yapayım. Önce yanlış gireyim. 1, 2, 3, 4. Evet, mevcut şifreyi yanlış yazdınız. Tamam. 5, 5, 5, 3, 3, 3. Yeni şifreler uyuşmuyor. Tamam. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Değiştir. Evet, tebrikler, şifreniz değişti diyor arkadaşlar. İşlemi tamamladık. Bakalım veri tabanında değişmiş mi? Şurası değişecek şimdi. Güncelliyorum. Evet, gördüğünüz gibi şifresi değişmiş arkadaşlar. Dolayısıyla şifre değiştirme işlemini bu şekilde başlarıyla gerçekleştirmiş olduk. Böylece şifre değiştirme ve çıkış işlemlerini bu dersimizde gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde rezervasyonlara devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.